Şimdi sonuçta arkadaşlar maden ocağında da 300-400 tane insan çalışıyor. Haklısınız. Burada her haftada bir görüyorsunuz. Biz makine gönderip temizlik yapıyoruz. Aslında bizim belediyemizin işi değil. Maden şirketinin işi. Onlar da yapıyor. Yolu taş dediler, taş yapıyor. Burada bir kavşaktan ve dere kenarından bir yol yapmamız gerekir. Tırları bir an önce dışarıya çekmek için. Yoksa belediyenin şahsi olarak burada 1.000 lira bir menfaati de yok, çıkarı da yok. Tam tersine yükünün hepsi bizim sırtımıza. Ama orada 300-400 tane çalışan Kayabaşı burada mı? Hangi köylü? Boğaziçi? Yani çalışan bu bölgenin insanları. Tır şoförü de Mustafa burada. Tokideki. Mustafa kaç tane tır çalışıyor lan? 200 tırın şoförü ne? Haklısınız. Şöyle, sen kaybolma. Bu göbekten bir yol istiyorlar. Bunu söyleyelim. O yolla çevre yoluna çıkarabilirsek fazla turmağın içine girmezse hem biz rahat edeceğiz, hem vatandaş rahat edecek, hem de madenci rahat edecek. Onu inşallah havada çalışmaz, bir bakalım sana. O gün çayını da temizledik bu arada. Size de benim bileceğim var. 2 yıla bir biz o günü temizliyoruz, doğru mu? Ama inan ki keşke burada şey olsa da göstersem, içine atılan eşyaları da göstermiş. Yani sonuçta kirleten de biziz. Biraz daha duyarlılık istiyoruz. O çay tıkandığı zaman, dolduğu zaman insanlara gördün işte 2015-16'da gelen sayıda insan ölüyordu. Biraz dikkat edersek sevebilirim. Evet, tamam. Var başkanım. Buyurun. Bayrak Tümen Mutlar, Ağacın Önce. Efendim, ben şey soracaktım. Bu Filiz Paşa'yı atalımdaki sevgisi soracaktım mı? Bu sene için hocam bunu şimdi yazabilirim. Ne sevgisi Mutlar? Şey mi? Yatırım öğrencilerine dönünce. Şimdi Mutlar, onun projesini sunduk bu seneki maliyette. Çok şey diye her cevap gelmedi, olursa yapacağız zaten. Tamam, tamam. Yoksa şeyin başında Eylül'de yaptık o işi. Bu sene maliyette çok yüksekli geri dönüş olmadı. Onun yerine bu yıl taşımada olan, taşıma merkezinde olan 868 saatlik maddi durumu zayıf olmayan öğrenci sosyal yardımlaşma vakfından yemek veriyoruz. Eğitimin birinci dönem başından beri. Şimdi hükümetimiz aldığı kararla okul öncesi yani köyünüzde anaokulu ve ana sınıfı da varsa bunları da Milli Eğitim tarafından, bakanlık tarafından sıcak yemek veya kahvaltı şeklinde çocukları günde